Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlere vergisiz olarak alabileceğiniz güzel bir telefondan bahsedeceğim. Özellikle öğrenci dostlarımız bu videoyu iyice izlesin. Çünkü öğrencilere yapılan vergi indirimiyle beraber alınabilecek telefonlardan birisi de Vicon'un T60 modelli cep telefonu. 2011 yılında Fransa'nın Marsilya şehrinde kurulan Fransız menşeli bir marka, büyük telefon üreticilerinden biri olan Tinno Group ile ortaklık kurarak telefonu üretmeye başlıyor. Vicon T60'ı hepsi burada güvencesiyle kart limitinden düşmeden 889 TL'den başlayan fiyatlarla peşin fiyatına alabiliyorsunuz. 9 taksit ile bu telefonu alabildiğiniz gibi de telefonun anlık olarak 7999 TL'lik bir fiyat etiketi bulunuyor. Yine affiliate linkini, hepsi burada linkini aşağıya sizler için de bırakacağım. Telefonu da oradan inceleyebilirsiniz. Gelin dilerseniz telefonun kutu içeriğiyle hemen videomuza geçelim. Telefonun kutu içeriğinden cihazın kendisi geliyor. Bir adet ekran koruyucunun konumlandırılması harika bir detay olmuş. Yine şeffaf silikon kılıfla geldiğinde belirtelim ki Android üreticileri artık bu noktaya da güzel eğilim göstermiş. Vicon T60 modelinde de yine kutu içerisine şeffaf silikon kılıfını da bırakmış. Yine sim iğnemizi görüyoruz. Kutu içerisinden 18 wattlık şarj adaptörü ve yine bir adet de tip C kablomuz da bulunuyor. Cihazın kutu içeriğini geride bıraktığımıza göre telefonun tasarım hatlarıyla sizlerle başlamak istiyorum. Bana gelen renk mavi rengi, dolayısıyla burada iPhone 13 Pro'nun Sierra Blue rengini andırdığını söyleyebilirim. Arka yüzey oldukça sade ve şık bırakılmış. Arka yüzey cam gibi görünse de tamamen sert plastikten imal edilmiş durumda. Telefonun 3 rengi bulunuyor. Bendeki rengi mavi rengi, bir de mor ve siyah rengi de bulunuyor sevgili dostlar. Siz dilediğiniz rengi de tercih edebilirsiniz. Yan tarafta 2 adet buton bulunuyor. Buradaki butonlardan birisi parmak izi sensörü, diğeri de güç butonu. Diğer tarafta da ses yükselip alçaltmaya yarayan butonumuz bulunurken yine sim kart tepsimiz de burada bulunuyor. Bu sim tepsisine çift sim kart takabiliyorsunuz ama bu sefer de micro SD kart takamıyorsunuz. Burada bir adet simi takarken bir adet de micro SD kartı da buraya bağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber 1 TB'a kadar micro SD kart desteğinin olduğunu da belirtelim. Alt tarafa baktığımızda mono bir hoparlör bizleri karşılarken USB tip C şarj portunu da görüyoruz. Gelelim telefonun ekranına sevgili dostlar. Hepimizin en çok merak ettiği noktalardan biri de ekranı, ekran performansı. 6.58 inçlik IPS LCD panel bu telefonda kullanılmış. Bu panelimiz 60 Hz'lik ekran yenileme oranına sahip. 400 ppi piksel yoğunluğumuz bulunurken ekranımız Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınmış durumda. %82'ye varan ekran gövde oranı da bulunuyor. Ekranımızın üst tarafına baktığımızda burada ahizeyi görüyoruz ve hemen altında damla çentikli bir ön kameramız bulunuyor. Kameranın detaylarına birazdan da sizlere bahsedeceğim. Yine alt tarafta çene çentik tarafı biraz kalın tutulmuş. Dolayısıyla telefon anlamında bir bütünlüğü kaybetmeyen detay da burada bizlerin karşısına gelmiş. Genel olarak bu telefonun fiyat performansına ve segmentine baktığımızda ön tarafta başarılı bir panel kullanıldığını söyleyebilirim. Full HD Plus çözünürlüğümüz bulunuyor. 1080x2408 pikselde bir çözünürlüğümüz mevcut. Ekran parlaklığı burada başarılı tutulmuş. Lakin yaz aylarında güneş altında, tam ışık altında ekranı görmekte zorlanabiliyorsunuz. Gölge alana doğru gidip ekranı daha net, daha detaylı görebildiğinizi de söyleyelim. Bir diğer en çok merak edilen unsur, telefonları satın almamızda eğilim gösterecek olan nokta kameraları. Ana kameramız burada Vicon T60 ile beraber 48 megapiksel çözünürlüğünde geliyor. 48 megapiksellik ana kameramızın diyafram aralığı f1.8. 2x'de kayıpsız olarak zoom yapabiliyorsunuz. Yine 2 megapiksel makro kameramızın olduğunu da belirtelim. Diyafram aralığımız f2.6. 3. kameramızda tamamen derinlik kameramız. Bununla beraber de güzel portre fotoğraflar çekebiliyoruz. Portre modunu aldığımızda bu kamera devreye giriyor. Üçlü kamera yapısına baktığımızda videonun başında söylemiştim. iPhone cihazlarla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Apple'ın iPhone'ların tasarım hattını seven dostlarımız için güzel bir alternatif cihaz olacaktır Vicon T60 modelli cihaz. Dolayısıyla burada tasarım anlamında da
özellikle iPhone 13 Pro'nun Sierra Blue ile oldukça benzerlik gösterdiğini de söyleyebilirim. Alacak olan dostlarımız için güzel bir unsur olabilir. Kamera detaylarına devam edecek olursak, portre modüyle çekim yaparken bokeh yani derinlik ayarı da yapabiliyoruz. Burada makro modu, gece modu, ultra HD yani 48 megapiksellik modların bulunduğunu da söyleyebilirim. Arka kameramızdaki video performansı 1080p yani Full HD. OIS ve EIS desteği bulunmuyor. Özellikle çekim yaparken koşmadan, kamerayı titretmeden sabit alanda çekim yapmanızda fayda var. Ön kameramız ise 24 megapiksel f2.2 diyafram aralığımız bulunuyor. Bu kameramızla 720p'de video çekebiliyoruz. Yine ön kameramızda da zoom özelliğinin olduğunu da belirtelim. Telefonun kalbinde MediaTek MT8788 işlemcimiz yer alıyor. 8 çekirdekli bir işlemci. 8 GB dahili olarak RAM'imiz bulunuyor. Artı 8 GB'dan sanal RAM arttırımı yapabiliyorsunuz. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM, bir ön bellek cihazımızda oluşmuş oluyor. Bazı dostlarımızın aklında şu soru işareti olabilir. Bu telefondaki 8 GB'lık artı sanal RAM nereden geliyor? Bunu tamamen telefonumuzdaki 256 GB'lık depolama alanından alıyor. Dolayısıyla oradaki 8 GB alıp RAM tarafına takviye ediyor. Bunun da altını çizerek sizlere belirtmiş olayım. Telefonumuzda dahili olarak 256 GB'lık depolamamız bulunuyor. Siz micro SD kart takabiliyorsunuz. 1 TB'a kadar desteğin olduğunu da belirtmiştim. Telefonumuzda NFC özelliği bulunuyor. NFC özelliğiyle beraber temassız ödemeler de yapabiliyorsunuz. Yine bunların yanında parmak izi sensörümüz mevcut. Segmentine ve fiyatına göre oldukça başarılı ve oldukça hızlı çalışan bir parmak izi butonunun olduğunu da belirtelim. Telefonumuz Android 13 ile beraber geliyor. Cihazımız Android 14 güncellemesiyle beraber de gelecek. Yani ilerleyen günlerde bu güncellemeyi de alacak. Bunun da altını çizerek belirtmekte fayda var. Benim en çok dikkatimi çeken bir diğer unsur DuraSpeed özelliği. DuraSpeed özelliğini aktif hale getirdiğimizde arka plan uygulamalarını kısıtlayarak seçili uygulamaları ön planda hızlandırıyor. Yani siz burada seçmiş olduğunuz uygulamaları hızlandırabiliyorsunuz. Android yani işletim sisteminiz, cihazınız arka planda çalışan uygulamaları kısıtlıyor, sınırlandırıyor. Sizin en çok kullandığınız uygulamaların başında Instagram gelebilir. Burada onu aktif hale getirdiğinizde size bir ayrıcalık, bir öncelik tanıyor. Bunun yanında daha hızlı, daha akıcı ve daha verimli olarak uygulamalarınızı kullanmanıza da imkan sağlıyor. DuraSpeed özelliğini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim telefonumuzda yapmış olduğumuz testlere. Oyun testi gerçekleştirdik. Bir ses performansı, bir ses testi gerçekleştirdik. Bunun yanında Geekbench 6 ile bir benchmark testi yaptık. Geekbench 6 ile yapmış olduğum test sonuçlarını görüyorsunuz sevgili dostlar. Ne telefonun temel teknik özellikleri sonucun altında da bulunuyor. Segmentine ve fiyatına göre özellikle bu işlemci bandına alınan skorlar aşağı yukarı bu şekilde. Telefonumuzda yaklaşık 15-20 dakika boyunca Asphalt 9 oynadık. Testi başlatmadan önce telefonumuzun sıcaklığı 28-29 derece bantlarındaydı. 15 dakikadan sonra telefonumuzun sıcaklığına baktığımızda 34-35 dereceleri gözlemlemiş olduk. Yeni çıkan oyunları oldukça akıcı ve başarılı bir şekilde oynayabileceğinizi bu telefonda da çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. PUBG Mobile, Asphalt 9, bunun yanında irili ufaklı yeni çıkan tüm oyunları akıcı, sorunsuz bir şekilde fazla ısıya maruz kalmadan performanslı bir şekilde Vico T60 ile de oynayabilirsiniz. Telefonda bir mono hoparlör var. Lakin sanki bir stereo hoparlörlü telefonmuş gibi yüksek bir ses performansı aldığımızı da belirteyim. Bir diğer önemli detay ise batarya performansı. Cihazımızda 5200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile beraber bir gün bize çıkıyor mu? Yani rahatlıkla bir gün boyunca bu telefonu kullanabiliyor muyuz? Evet, bu telefonu bir gün süreyle kullanabilirsiniz. Bazı özel iyileştirmeler yaparak, arka plan uygulama yenilemeyi kapatarak irili ufaklı birkaç adımla beraber daha da performanslı hale bu bataryayı getirebilirsiniz. 5200 mAh fiyatına ve segmentine göre oldukça güzel konumlanmış durumda batarya performansı olarak. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Gerçekten bu batarya ile beraber çok rahat bir günü, dilerseniz kullanım alışkanlıklarınıza göre de 1,5 günü zorlayabilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi telefona ufak tefek dokunuşlarla veya özelleştirmelerle bu süreyi daha da güzel seviyeye getirebilirsiniz. Yine bunun yanında 18 wattlık adaptörle beraber oldukça kısa sürelerde telefonunuzu sıfırdan %100'e rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Son olarak bir değerlendirecek olursak, bu telefonu bir süredir deneyimliyorum ve gündelik kullanımda benim oldukça işimi gören bir cihaz olmaktadır.
olmuş. Özellikle sosyal medyada, Instagram'da, diğer sosyal platformlarda gezinirken hiçbir zaman uygulamalarda çökme, takınma, aksaklık, herhangi bir donma, kasılma ile karşı karşıya gelmedim. Veya internette surf yaparken Google Chrome ile beraber çok rahat, pürüzsüz bir şekilde tüm işlemlerimi gerçekleştirebildim. Bunun yanında iri ufaklı fotoğraflar çekerek sevdiklerinizle paylaşabilir, dostlarınızla oyun oynayabilir, hatırı sayılır, giriş segmentine göre de güzel bir oyun performansının olduğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla bu denli bir telefon arıyorsanız Vico T60 sizlerin istediği bir cihaz da olabilir. Özellikle öğrenci dostlarımıza gelen vergi indirimiyle beraber bu telefonu neredeyse yarı fiyatına da satın alabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir detay. Ben bundan yaklaşık bu yasa çıktığı ilk zamanlar telefonları sizlerle paylaşmıştım. O telefon fırsatçıların eline düşüp fiyatları 9.000, 10.000 TL'leri aştı gitti. Dolayısıyla artık bu alanda alabilecek telefonlar oldukça kısıtlandı. Burada Vico T60'ın ülkemize girmesiyle beraber de yine öğrenci dostlarımız için oldukça faydalı bir cihaz konumlandırması da oldu. Dediğim gibi vergi indirimiyle beraber de gerçekten alınması bir cihaz olmuş. Sizin bu telefon hakkındaki yorumlarınız neler? Videonun aşağıda fikirlerinizi benimle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.